Evet, şimdi Kadir Kelleci'yi bulmuşken etinden sütünden faydalanalım diyorsun. Aynen, nasıl fikir kesinlikle. Abi? Mükemmel. Çünkü bu pazar, bayram öncesi. Bu adamla biz çok yan yana gelemiyoruz. Kaç zamandır geleceğiz. Bir benim işlerim zaten biliyorsunuz, durmuyoruz oradan oraya. Bu da durmuyor. Evet. Sen, bu da sürekli yarışlarda falan ama bu aralar sen fazla yarışlara gitmiyorsun. Evet, yarışlara gitmiyorum yani. Bazı problemler var. Problemlerimiz var. Onların çok iç kısmına girmek istemiyoruz. Aynen öyle. Biz hayallerimiz olan bisiklete ve pedala devam. Aynen öyle. Sonunda biraz bir şeyler konuşuruz belki. Evet, minik. Evet, şimdi Kadir Kelleci kimdir? Onunla ilgili biraz konuşalım arkadaşlar. Baba, sen ne zaman başladın bu spora? Ben 98'de Gaziantep'te başladım. Aslında benim hikayem biraz tesadüf diyebiliriz, bisiklete başlama hikayem. Gaziantep'te tabii tesadüf olmasın. Bu 98'de bisikletlerden buldum. Kesinlikle öyle. Şöyle, hani her çocuğun bir bisiklet hayali vardır. Benim 3 tekerlekli bisikletim vardı. Onunla başladı aslında bisiklete olan tutkum. Çünkü bir pedala basıp kendimi özgür hissediyordum. Hı-hı. Bunu küçüklükte hani çok fark edemeyiz ama zevkliydi yani. Keyif alıyordum bisikletten. Velhasıl çalışmamız gerekiyordu yani. Güneydoğu'da olduğumuz için çalışmamız gerekiyordu. Hı-hı. Çocuk anlamda. Bir meslek sahibi olalım diye. Manav'da işe başladım. Ha. Evet. Süper. Manav'da işe başladım. Manav'da sipariş götürüp getiriyordum. Yalnız ben yürümekten nefret eden bir insandım. Ha. O zamanda da şimdi de. Şimdi daha çok yoğunlaştı. Yürüyemiyorum yani. Beni öyle geçebilirsiniz. siparişlerimi bisikletle gitmeye karar verdim. Hı-hı. Ve bu aralarki yaş kaç? Yani 7-8. Evet, böyle artık kanımın durmadığı zamanlar yani. Hı-hı. Okula gidiyorum, işe gidiyorum, işte poşetler filan. Siparişler, sürekli böyle bir heyecan içerisindeyim ve böyle hız içerisindeyim. Yani. Orada bulduğum bisiklet de öyle MTB falan değil. Nasıl bir tabii, şey? Tabii BMX bir tane bisiklet. Yani o 98'de 97'de yani. O bisikleti bulmamız zaten bir ayrı bir olay. Gittim bir tane bisiklet aldım. Manavın yan tarafında bisikletçimiz vardı. Aslında benim hikayemin başladığı dükkana gidiyorum aslında. Ha. Yani kariyerimin başladığı dükkan orası. Bisiklet tamircisi ve yaklaşık bir yıl sonra ben Manav'dan iş yerinden atılıyorum. Yarım saat geç kaldım diye. Hadi ya. Evet. Ama bisikletim var ve okula gidiyorum. Okula gidip gelirken bisikletimi kullanıyorum. Tabii hiç servis veya o zaman da servis gibi bir özellik yoktu. Okul da uzak. Okul tabii ki uzak. Ama bu şartlarda en hızlı ve en rahat giden sensin okula. En rahat giden ve en erken giden. Ben çayımı kahvemi içen insandım yani okulda. Çocuktum yani. Gittim. Tabii işten atılınca benim tekrar işe başlamam gerekiyordu. Ve gittim, o bisikleti aldığım iş yerine gittim. Ustamla konuştum. Ben dedim çalışmam gerekiyor. Aha. Yani benim çalışmam gerekiyor. Tamam dedi ve aldı. Bisiklet de seviyorum. Bisiklet işi yapalım. Evet yani. Tamir yapmaktan da çok keyif alıyorum ve bisiklete binmekten de keyif alıyorum. Yani beni bir yerlere gönderirlerdi. Aha. Bisikletle gider gelirdim yani. O kadar tutkuluydum yani bisiklete ve halen bu farklı yani. Başarının da tutkuyla birleşmesi acayip. Peki, bir duygular o zaman biliyor muydun böyle yarışlar var, Türkiye'de böyle bir şeyler yapılıyor? Yok, kesinlikle bilmiyordum. Yani, televizyondan falan da bulamazsın. Hayır, bisiklet televizyon yoktu zaten. Yani? Yani evde vardı, evde yani. İzlediğim televizyon. Hayır, zaten izlemiyordum o, yani. Olsa bile bisiklet yarışları falan vermiyorlar. Vermiyorlar tabii işte yani o zamandaki imkansız. Yani. Yaklaşık bir yıl falan geçtikten sonra bizim iş yerindeki tüm herkes yol bisikletine binip Titan'ı formasını giyip toplu antrenmana çıkıyorlar. Oh. Bir gün sordum, ya siz ne yapıyorsunuz yani? Biz dedi işte burası bisiklet takımı da aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un. Biz çıkıyoruz yani, yapmak istersen bir tane özel yarış var orada, seni bir deneriz, bakarsın. Tabii ki neden olmasın. Yaklaşık 99-2000 yılları arasında ben tabii onda BMX'i satıyorum. Ha. Bisikletçiye giriyorum ya, bisikletimi tabii değiştiriyorum. Artık yani. Artık modifiye falan etmeye tabii, başlıyorum tabii. Yani. Bisikletin boyunu değiştiriyorum. Tabii bende boy artıyor. 99-2000 yılları arasında çalıştığım yerin sahibi antrenmana çıkıyorlar. Ve ben onlara sordum, siz ne yapıyorsunuz? Hem sağlık hem de bisiklet takımı var burada. İstersen seni de katabiliriz takımın içine. Görüyorlar tabii, kuvvetlisin falan. Tabii böyle. Ki ama yani ufaksın ben tabii o zaman. Her yere gidip geliyorum hani bisikletimle. Çok hızlı gider gelirdim yani. Böyle her yere gider. Yani uzun mesafe olması beni çok sevindiriyordu. Çünkü bisikletimle daha çok zaman geçiriyordum.
Ve aynı zamanda da zevk aldığım bir şeyden para kazanıyordum. Aileme biraz destek oluyordum. Hı hı. Aradan yaklaşık 6-7 ay geçti. Bir tane özel yarış yapıldı Gaziantep'te. Halka açık tabii. Oradan Büyükşehir Belediye Spor Bisiklet Takımı işte güçlü olanları alıyor. Takıma üye yapıyor. İşte ben ikinci oldum. Daha önceki yol bisikletçilerden bir arkadaş birinci oldu. Üçüncü olan da yanımızda çalışan farklı bir çocuk. Ha. Adem diye arkadaşım. Tabii ikinci olduktan sonra küçük altınlar aldık. Gittim aileme falan verdim onu. Anneme hediye. Halen olsun duruyor. Oo, süper. Onun dışında işte İlk aldığın hediye oldu. İlk aldığım hediye beni belki de hani bu sporu zaten seviyordum. Spor anlamında beni bağlayan sadece o yarış oldu, hı-hı, diyebilirim. Sonra ben bu işi yapacağım dedim. Gittim işte ustamla veya antrenörümle konuştum. Dedim ben bu sporu yapmak istiyorum, hı-hı, bir şekilde. Hızlı olmak istiyorum. Tabii ki bu hızlanana kadar ve bu işin yani bisiklet sporunun tekniğini öğrenene kadar yaklaşık bir 3 yıl 4 yıl ben orada çok zor zamanlar geçirdim antrenmanlarda, hmm, özellikle. Patlıyordum çünkü bir yerden bir yere gitmiyorsun sonuçta. Binince biz 2 saat 3 saat çeviriyorduk yani, tabii, gruplarla. Ki yani o zamanki bilgilerin de şimdiki gibi yok. İşte belki su almıyorsun, yanına yiyecek bir şey, evet, almıyorsun. Evet, hiçbir şey almıyordun yani. Bir de hani gofret falan da yok, yok o zamanlarda. Tabii, o zaman hiçbir yok şey yok. Hayır, onları yanına almıyorsun diyecektim de o zaman yoktu gerçekten. Yoktu yani. Antep'te ne iş olur lan? Yani portakal, elma falan alıyorduk. Fıstıkla falan gidiyorsunuz. Fıstıkla falan gidiyorduk. Yani bir 5 yıl geçirdik, sonra ciddi bir takım açıldı yani. 2001'de ciddi bir Büyükşehir Belediyespor dedi yani biz takım açalım. Hmm. Yani böyle güçlü sporcular varsa biz devam edelim. Yani yol bisikleti takımı açıldı ama ben dağ bisikletini de seviyordum. Tabii yol bisikletinde ben yaşım ve boyum da küçük olduğu için, kilom da minik olduğu için yani 40 kilo filandım. Uçuyorum yani. Uçuyorum yani. Bir yanımdan kamyon geçtiğinde zaten gidiyordum. Ben banketteydim filan. Öyle bayağı bir dönem yaşadım yani. 2-3 yıl öyle bir aksilikler, işte imkansızlıklar, tight yok, forma yok, ha, bisiklet yok yani. Bu arada o zaman da ilk yol bisikletim de Giant'tı yani. Ha, kesinlikle. O, süper, yani o bisiklet süper halen Gaziantep'te duruyor yani. O, onu paylaşacağım tabii ki. Sonra takım açıldı. Ben Yıldızlar'dayım. Hemen bir yıl sonra gençlere geçtim yani. Yani aslında Yıldız dönemimi de çok yaşayamadım. Hı hı. Doğal olarak biraz da belki güçlü olmamın nedeni de kendi kategorimde değil de bir üst kategoride sürekli yarışmamda. Gençlere geçtiğimde de büyüklerde yarışmayı çok sevdim. Hı-hı. Yani izin alıp ben büyüklerde yarışabiliyordum. Yani hep diyorum ben de işte zaten kendinden iyilerle antrenman yapmak. Evet. Kendinden kuvvetlerle yapmak daha çok geliştirir. Sen de hiç bilinçsizce bir şekilde belki oradan belki de öyle, evet, oldu ya yani. Öyle gitti. Yani tabii ki zaman geçirdikçe bisiklet öyle bir şey. Yani zaman geçirdikçe bir yerlere keşfettikçe iletişiminiz arttıkça size farkındalık katıyor. Yani farkındalığın katması da seçim yapabiliyorsunuz. Tamam. Sonra. Bu seçim yapmanız sizi işte başarıya veya başarısızlığa götürüyor. Ya yani bu başarısızlıklardan da ders alıp işte. Ders yani alıp. Çünkü hayatımız boyunca sürekli başarılı olamıyoruz arkadaşlar. Evet. Elbet bir yerlerde kaybediyorsun, bir hatalar yapıyorsun ama önemli olan bu hatalardan düzgün ders çıkarıp üzerine koyabilmek ve yeni yeni yarışlara ya da yeni yeni maceralara limitinizi geçebilmek aslında. Yani. Kendinizin öyle limitinizi görebilmek, tamam, aslında. Okul tabii en büyük benim için problemdi. Çünkü liseye geçtiğimde yaklaşık sabah 7'den akşam 4'e kadar ben okuldaydım. Ve verdikleri ders belki mantık o zaman da yani bana mantıklı gelmiyordu. Tabii belki mantıklı olabilir ama bana o zaman da mantıklı gelmiyor. Tamam. Çocuksun, sürekli oynamak istiyorsun. Sürekli bisiklete binmek istiyorsun. Ve ben o küçük yaşlarda o kadar sorumluluk almışım ki üstüme. Hem bisiklet sporu yapıp hem okula gidip hem aileme yani destekten hariç böyle sıkıntı yaşatmayıp hayatımı bir şekilde devam ettirip kendi seçimlerimi, kendi kararlarımı ben düşünüp atılmam aslında benim bir noktada da güçlü hani bir havuzun içinden, suyun içinden çıkıp kendimi göstermemin en büyük bir dönemiydi o dönemler. Tabii ki her şey güzel ilerlerken 2004'te takım kapandı. He. Yani sen takım, de hala Antep'teydin. Yani. Ben Antep'teyim tabii, çalışıyorum bisikletçi de. Okul gidip geliyorum. Yani onun kapanması beni okuldan da soğuttu, takımın kapanması. Çünkü kulüp başkanı değişti. İmkanlar kısıtlandı.
Ki 2000 yıllarda imkanın da ne kadar insanı tatmin ediyor. İlk bisikletine biniyorsun da hala sen. Yani, tabii ben olabilir. Yol bisikletine, demir bir bisiklete biniyorum. Büyüklerle antrenman yapıp geliyoruz. Küçüğüm işte. Bir şey, hani bir söz sahibi, bir sorumluluğum var ama yani masaya vuran siz değilsiniz yani. Hı-hı. Sizi birileri yönetiyor. Yani bir de çalışıyorsun yani. Takım kapandı. Ben üzgünüm ama dağ bisikleti topladım kendime. Antep'te dağ bisikletine binen yok. BMX'çilerimiz vardı. Hı-hı. Çok yetenekli BMX'çi arkadaşlarımız vardı. Bir tane arkadaşım vardı dağ bisikletine binen. Çok iyi değildi bisikleti. Beni BMX parkuruna falan götürüyordu. Orada ben BMX'i de çok sevmeye başladım. Hani okula gidip gelirken BMX hı-hı kullandığım için kaldırımdan atla, işte şuradan atla, buradan atla derken bisiklet beni daha çok çekti böyle. Hı-hı. Yol bisikleti sanki böyle hani araba şoförüymüşüm gibi git gel bir şey yani bir şey kazancı yok. Uzun yol yapıyorsun. Yol yani. Yapıyorsun, seni sıkıyor. Bir de hani patlayınca antrenmanın son bir saatinde bu kesinlikle sporcunun moralini bozuyordu. Tabii. Dağ bisikleti almaya karar verdim. Dağ bisikletini aldım. O arkadaşımla sürekli BMX parkurunda gidip ben dağ bisikletiyle atlıyorum, zıplıyorum filan işte teknik öğretiyorum. Aslında teknik hızlılığım da biraz da oradan geliyor. Yani o küçük yaşlarda teknik anlamda hızlı olursanız şu büyük yaşlarda yani profesyonel döneminizde o göz korkunuzu yendiğinizden dolayı daha hızlı gidebiliyorsunuz. Tabii yani şeyde de ben diyorum mesela yüzmede de böyle. Genç yaşta, küçük yaşta o tekniği kaptığın zaman ileride seni kimse tutamıyor. Evet aslında. Ve yani bisiklette de aynı şekilde öyle olacak. Evet, evet. Çünkü gözün kara, küçükken daha çok gözün kara oluyor. Ben şimdi mesela senin girdiğin yerlere hayatta girmem yani. İmkanı yok yani. Ama işte genç olduğun zaman daha böyle bir cesaretli oluyorsun. Ve oralara girip çıkabileceğin yerler oluyor zaten. Kesinlikle yani. Aslında o kilidi kırıp Kafanızı falan kırmayın hemen. Oralara buraya girmeyin. Yani. Dikkat edin. Evde deneyin yani lütfen. Ya da video falan izleyin. Yani oralara girip çıkıp atlamayın. Yani öyle. İsterseniz eğer beraber özel antrenman yapabiliriz. Tabii sezon bittiğinde. Tabii. Böyle de bir size teklifim var. sonra kendimi dağlara atmaya başladım abi. Böyle gittim. Deli gibi dağlarda dağ bisikletine bindim. Şöyle bir düşünceye kapıldım. Dağ bisikleti dağda kullanılır. Tamam. Asfaltta dağ bisikleti kullanılmaz deyip kendimi her hafta işe başlamadan sabah 5'te kalkıp saat 8'e kadar dükkan açmadan 8'e kadar ben gittim dağ bisikletimle. Yalnız başıma gerek farklı arkadaşlarımla gittim çalıştım. Deli gibi çalıştım yani. Hı-hı. Yani çok emek vermemiz yani, gerekiyor. Tamam. Bisiklet, dağ bisikleti apayrı yani. Yol bisikletinde hani birilerinin arkasına girip gidiyorsunuz bir şekilde ama dağ bisikletinde girme gibi bir zaten bir pozisyonunuz yok. O yani oraya ya çıkmanız gerekiyor ya da çıkmamanız gerekiyor. Tamam. O reflekslerini geliştirmen gerekiyor. Yani çünkü zaman geçtikçe, antrenman yaptıkça o yolu daha rahat görüyorsun. Kesinlikle. Ve yani o yola girmeden görmeye başlıyorsun. Çıkışını görüyorsun. Her şeyini daha rahat seçmeye başlıyorsun. Tabii yani. Ve performansını da tabii ki hep bana soruyorlar mesela abi performansını nasıl geliştirebilirim? Antrenman yaparak diyorum. Bu kadar basit aslında ve o yazarken çok komikmiş gibi geliyor. Evet evet. Yani adam bende dalga mı? Antrenman yap ama bu çözüm bu yani. Tabii antrenman ya, yaparak bu, düzgün beslenerek budur yani. Tabii kesinlikle. Çalışarak yani. Şimdi dünyanın en iyi bisikletçileri yani dağ bisikletinde Nino Schurter veya yol bisikletinde Froome yani sürekli çalışıyorlar. Tabii, ve yani, sabredeceksiniz. Yani bir anda olmuyor bazen. Bir anda her evet şey, kesinlikle. Her şey yavaş yani. Yavaş olmak Bir yıl içerisinde olmuyor. Bakın ben kariyerim 2005'te dağ bisikletine başladım. 2006 askere gittim. 2007 askerden geldim. Askerden geldiğimden bir yıl sonra ben Türkiye şampiyonu oldum dağ bisikletinde. Ama 2005-2006 sezonunda ben ciddi anlamda Bisiklet Federasyonu'nun uluslararası yarışlarına katılıp kendimi Under 23'lerde iyi bir yerlerde gördüm. Ve güvenim arttı kendime. Ve askerden geldikten sonra böyle de bu arada askerliğimi de ben Hakkari'de yaptım. Yani aslında Ankara'da yapacaktım. Orada bisiklete binmedin değil mi? Bisiklete binemedim. Yani Hakkari'de yani bisiklete binmen imkansız. Çünkü terörle olan bir bölge olduğu için. Ki o dönemler daha böyle bir terörün. 2005-2006 dönemler. Ama ben yığılmadım. Askerde işte kupamı falan götürdüm böyle komutanıma. Orada bir tane böyle kondisyon bisikleti vardı. Onu tamir edip onunla falan yapmaya başladım ama askerlik dönemini kesinlikle bir fitness dönemi gibi düşündüm. Çünkü sürekli operasyonlara çıkıyordum. Sürekli yürüyordum sırtımda çantalar, silahlarla.
Yürümeyen adam böyle yürütürler işte. Evet yani bir de işin o boyutu var. Ama o yürümenin karşılığını ben kondisyon anlamında işte geldiğim sezon 2008 sezonunda Türkiye şampiyonu olarak meyvesini yedim. Hı-hı. 2008'den sonra artık dedim yani beni artık ismimi duymaya başladılar. Yani klasmanlarda hı-hı. artık Kadir Kelleci denen ismi duymaya başladılar. Tabi o zaman da dağ bisikletinde 20 tane sağlam dağ bisikletçisi çıkartabilirim hı-hı. klasman anlamında. Yani imkansız da ilk ona girdiğinde çok seviniyorduk yani. Hı-hı. Ve dağ bisikleti ve spor o zaman da dağ bisikleti daha çok böyle yaygındı. Bir de Kapadokya'nın prestijli olan, Türkiye'nin en prestijli olan bir yarışı vardı. Kapadokya Festivali. Yani dünyanın belki de Türkiye'nin en güzel sponsorları o festivale destek Bilmiyorum. Olurlardı. Sanatçılar oraya gelirlerdi. Yani festival havası kesinlikle bir konser havası hı hı. olurdu. Ve yaklaşık Avrupa'dan 600'e yakın bisikletçi geldiğini hatırlarım ben yani. Benim dönemimde yani 2002'de ben de gittim o organizasyonlara ama ben o kadar profesyonel değildim. En son Ayhan Şahin kadında Kapadokya'da festival olduğunda herhalde 2009 filandı. Orada da ben under yürümüşlerde ilk üçlerde ilk üçte yer aldım. Ondan sonra zaten elit dönemin başlıyor. Tabii orası uluslararası bir yarış oluyor orada. Tabii şimdi ayrı bir yabancılar da geliyor. Yani orada ilk üçte yer almak başka bir kesinlikle yani Türkiye'de yarıştığımda şöyle hani ben iyiyim hani burayı benden fazla hızlı çıkan olmuyor dediğin zaman ama Kapadokya'ya gittim. Aynı formla Kapadokya'ya gittim. Kapadokya'da gelen yabancıların arasında aynı performansı kıyasladığımda bizim ne kadar güçsüz olduğumu tamam. anladım. Bu da ne demek oluyor? Gittiğim illerde daha fazla antrenman yaptım. Çünkü yani sen aslında, artık rakiplerini değiştirdin. Rakiplerin senin artık yabancılar evet, yani, olmaya başladı. Ona göre antrenman yapman lazım. Kesinlikle. Kendini geliştirmen lazım. Esas önemli olan çünkü rakiplere göre değil, kendinize göre evet. antrenman yapmanız ve işte sürekli kendinizi geliştirebilmeniz. Evet yani Antep'e gittiğimde işte parkurda sürekli antrenman yaptım, gittim. Yani bu 6-7 yani 1 yıl da diyebilirim. 1 yıl süreden aşkın yani 1 yıl süre dışında yabancılarla yarıştıktan sonra aynı parkuru gittim Antep'te gezdim. Zamanların arasında 2-3 dakika oynuyor. Yani kesinlikle sizden daha iyilerle yarışmak sizi daha iyi yerlere getiriyor. Yani bir de şu vardır tabii. O zaman sen şey yaparken bisikletleriniz de çok farklıdır o yabancılarla. Çok farklıydı tabii yani. Şu an hidrolik frenim var. O zaman da bende pabuçlu fren vardı yani. Böyle V brake sistemi dediğimiz. Yani o da frene bastığında aynı aynı gücü vermiyordu. Doğal olarak bizi her yerde geçiyorlardı yani. Bir de hani sizi teknik anlamda Türkiye'de yukarıya taşıyacak bir dağ bisikletçisi de antrenörü de yoktu o zaman da. Yani aslında başlı başınca bir Kadir Kelleci tesadüf diyerek geldi diyebilirim yani buraya. Ya da çünkü yani o kadar güçlüsün, o kadar şeysin ki eğer başka düzgün bir antrenör, şartlar yerinde olsa kim bilir neler olacak. Tabii yani, şu an örneğin dünyanın en iyi 50 sporcusunun arasındayım. Çoğu yarışlara da giremedim. Bu arada 60 tane yarışa da giremedim ben. 60 günden beri dağ bisikleti uluslararası yarışlarına giremiyorum. Ama yine dağ bisikleti klasmanında ben ilk 60'lardayım. Bu ülkemiz adına ve kendi adıma da mükemmel bir şey. Çünkü bir manavdan gelen bir sporcunun yani manavda çalışıp da spor yapıp bir aşkla birleşen bir sporun da dünya çapında nereye geldiğini görebiliyorum kendi üzerimden. Bu aslında en büyük zenginliktir benim için. Yani içinde istek varsa imkanların çok fazla önemi yok. Evet. Adamın imkanı yokmuş, hiçbir şey yokmuş. Demir bisikletiyle kaç sene yarışmış. Önemli olan işte kendini geliştirebilmek. Yani evet, malzeme çok önemli. Günümüzde çok önemli ama işte elinde olanlarla yani evet. Diyorlar bana şu bisiklet iyi mi, bu bisiklet iyi mi? Bütçene göre o bisiklet iyi. Evet, yani evet. Bütçene göre alabileceğin en iyi bisiklet senin için en iyi bisiklet o yani. Yani bir de hedefiniz yani. Yani tabii. Hedefinize göre hani bisiklet alın. Yani şimdi 40 bin liralık bisiklet al. Tabii ki paranız varsa alın ama konforu falan çok farklıdır. Ama 40 bin liralık bisikleti alıp siz haftada 5 saat biniyorsanız gerek yok yani. Tamam. Eğer dağ bisikletini alıp full süspansiyon alıp şuralarda bunu haftada 5 saat dedi az ha. Az yani, çok evet. Çok az yani. Yani ben aslında 2 günlüğüm 5 saat yapıyorum yani. Yaklaşık 3000 metre tırmanıyorum.
Ama tabii yol bisikletiyle ben tüm bisikletin her yerini seviyorum. Yani tüm branşlarını seviyorum. Dağ bisikleti, yol bisikleti ayırmıyorum. Tamam. Bir sporcu, yani Kadir Kelleci varsa bir tane vardır. O bisiklet değişebilir ama Kadir Kelleci değişmez. Aynen. Yani. O bacaklar her bisiklete gider kuvvet, yani. Her yerde gider. Yani. Ve o yüzden çok pahalı bisiklet alıp kendinizi de zor yormayın yani. Gelip dağ bisikletinizi normal bir XT, Shimano XT setli, SRAM işte XX bisiklet alıp burada gelip aynı adrenalini yaşayabilirsiniz yani. Hatta daha bile iyi olur şey yani. Ağır, ağır olur hani, evet evet. Ağır olur sonra bisikleti yenileyince uçarsın bir anda. Uçarsınız yani. Tabii senin bisiklet de öyle yani. Bir 15 kiloluk bisikleti bırakıp 10 kiloluk bisiklet aldığınızda tamam. Çok fark eder arazide ya da yol bisikletinde. Yani aslında kariyerim başlı başınca benim sürekli mücadele etmemle beni buralara getirdi. Yani çok engeller, çok sıkıntılar yaşadım. Kesinlikle halen de yaşıyoruz evet, yani. Evet. Çünkü ülkemiz de bu konuda yeterli desteği sağlayamıyor. Yani yeterli biz oluşamadık halen. Aynen öyle. Ama bakarsak özümüz mükemmel. Yani özümüz, yani bizim doğduğumuz yer çok güçlü. Yani ne İsveç'i, ne Norveç'i, ne Amerikalısı hiç önemli değil. Yani biz kumaş var. Sadece biz bir şeyler yapamıyoruz o kumaştan. Aynen öyle. İşte burada yetkililerimizin de büyük problemleri var. İşte ne bileyim, adamın şu anda başında öyle saçma sapan bir dert var ki şu anda çok açamıyorum olayı. Evet. Olay yargıda olduğu için. Girin onun Instagram sayfasından takip edin. O zaten evet, süreci evet. Sürekli şey yapıyor. Ve adam şu anda Türkiye'nin en iyi bisiklet yarışçısı, en iyi bisiklet sporcusu, yarışamıyor. Yani milli formayı giyemiyor maalesef. Evet. Ya şöyle bir şey var zaten Fatih abinin de dediği gibi yani saçma yani zaten saçma olduğu için ben onu story'imde paylaştım. Hı-hı. Yani bir insan arkadaş yani örneğin ben dağ bisikletçisi olarak Avrupa'ya gittiğimde parkur kötüyse bunu eleştirme gücüm vardır benim. Tamam. Hakkım var. Tamam, tamam. Yani biz insan olarak evrendeysek, Türkiye'deysek bir şeyler etrafımızda kötü ilerliyorsa ben bunu eleştirme hakkımın tamam. Olduğunu düşünüyorum. Herkes olduğu gibi senin de var. Senin bu bisikletçi olman, bunu yapmaman yani anlamına gelmiyor. Yani sporcu siyasete derken sporcunun da siyaset hakkında eleştiri yapacak hakkı olmalı arkadaşlar. Yani tamam. Ben orada sen veya insan kimliğinden yaptın. Sporcu yani tabii ki yani. Formanı giyip yapmadın orada. Yapmadım ya da yani. Gidip hakkımızın olduğunu düşünüyorum. Yani bir şeyleri eleştirme hakkımızın olduğunu düşünüyorum. Ama ben eleştirdiğim için çoğu yarışımdan ve milli formamdan geri kaldım. Evet. Ve halen sonuçlanmayan bir tedbirin arkasında uğraşıyorum. Yani benim rakiplerim bu tür problem değil. Böyle bir problemin olmadığı bir dünyada yaşıyorlar yani. Hı hı. Ve işte bizi güçlü yapmayan tek nedenlerden birisi bu. Yani biz her şeye açık olmamız gerekiyor. Bir tane yabancı gelip bana Kadir şu yokuşta güçsüzsün dediğinde ben onun eleştirisinden ders çıkartmam gerekiyor. Tamam. Yani ben ona kötü konuşup da ben onun sözlerini arkaya atamam yani. Bu hı-hı. Bir bencillik olur. Ya o da bir şeyleri görmüş ki sana öyle bir eleştiri yapıyor. Tabii ki, bu yani, eleştiriden ders alıp bir şeyleri değiştirmen lazım demek ki. Senin daha çok antrenman yapman tabii, lazım. Tabii kesinlikle. Yani sonuçta eleştirileri her zaman için yanlış anlamamak lazım arkadaşlar. Eleştiri her zaman seni olumlu eleştiri. Yani olumlu dediğim seni şey yapabilecek, geliştirebilecek eleştirilere açık olmak lazım. Evet. Yani velhasıl böyle bir problem var. Umarım en kısa zamanda bu problemin veya hatalarının farkında olurlar. Hı-hı. Çünkü şöyle de bir şey var. Şu giydiğim forma, şu Dünya Kupası'nda giydiğim forma ve ben bunu Sora Tekstil Özel yaptı. Buradan Giray'a da teşekkür ediyorum. Bu forma aslında beni çekiyorlar ama yaptıkları hata aslında kendi formalarını çekiyorlar yani. Hı-hı. Bu bizim bayrağımız. Yani tabii, aslında tabii. Ben onları temsil tabii, ediyorum. Yani sen sonuçta gidiyorsun her yarışta bir kürsü yapıyorsun. Bayrağımız orada. Tabii tabii. Yani, Türkler de varmış diyorlar. Tabii yani, kesinlikle. Yoksa... Ve saygı duyuyorlar yani. Tabii. Türkiye'nin yani bu branşta buralara gelmesi adamlar için acayip bir gurur meselesi yani. Hı-hı. Yani onlar destek olurken bizim ülkenin böyle... Daha çok böyle başarılı olan sporcusunu çekmek. Yani bu benim için de değil. Bunun örnekleri var. Hı. Yani daha öncesi de var. Daha sonrası da olabilir. Yani olacaktır böyle, bu ki böyle. Bu kafayla gidersek olacak tabii. Yani işte biz bundan kaybediyoruz aslında Fatih abi. Yani şu an Kadir Kelleci dünya 50.si olduysa bu imkanlarla. Bir Nino Schurter
desteğiyle, imkanıyla, olduğu şehirle, hı-hı, olduğu parkurlarla Kadir Kelleci olimpiyat şampiyonu olur zaten. Tamam. Yani hiç kimsenin el atmadığı bir işte bir sporcu iyi olmaz yani. Biz bir el varken o elden ses çıkmaz. Bu el iki tane olunca ses çıkar. Yani bizim sporcularımıza da destek olmamız gerekiyor. Bu konuda hani beni takip eden destekçilerim zaten oldukça hani bu beni çok iyi her platformda destekliyorlar. Ama ses getiremiyoruz yani. Böyle de bir şey var. Burada takılıyoruz yani. Evet. Yani ve millisin sen. Milliliğin de bir hakkı olması gerekiyor. Yani insan hakları var, millilik hakları var. Bunu kullanamıyoruz. Yani adaletin olmadığını düşünüyorum. Hmm. Ya bu çok acı. Yani burada boğazımız artık düğümleniyor yani. Hmm. Bir şey söyleyemiyoruz. İnşallah düzelecek bakalım. En kısa zamanda yani düzelir. En azından bir karar versinler de ne olduğunu bilmiyorum. Değil mi? Yani bir de ceza mı gelecek, neden gelecek? Neden gelecek, neden ceza verecekler yani, ben de merak ediyorum. Şu dönemde herkesin birbirine yani ekonominin de yani fırladığı gittiği dönemde yani herkes birbirine her şeyi söyleyebiliyor. Ki onlara bir şey olmadığı sürece bana nasıl oluyor ben de anlamıyorum. Yani sporcular arkadaşlar gözlük sponsoru da olabilirler. Bidon sponsoru da olabilir. Bisiklet sponsorları da olabilir sporcuya. Yani bunu eleştirmeyip sadece üstündeki isimle beraber formayı, milli formayı desteklemeniz yetiyor arkadaşlar. Yani ben bisikletim veya benim bakış açım veya içtiğim bir şeyi eleştirip beni bir yerlerden çekmenize gerek yok. Ben sonuçta sizleri temsil ediyorum. Yani ben buradaysam da ben bisiklet sporuna katkı olsun diye buradayım. Yoksa ben dinlenebilirim. Tamam. Ama ben bu işi seviyorum. Çünkü videonun başında ne demiştik? Üç tekerli bisikletle başladı aslında benim hayalim. Hayalim benim olimpiyatta olmak. Yani federasyonun beni durdurma gibi bir lüksü yok. Burada durdurur, ben başka yerde yine devam ederim. Dünyanın her yerinde bisiklet sporu yapılabilir. Yani bisikletin böyle de bir özelliği var. Yani gittiğiniz her yerde bir anda hemen arkadaş olabiliyorsunuz yolda birisinde karşılaştığınızda. Değil mi? Aslında bizim senin hikayemiz de biraz öyle başlıyor yani. Aynen öyle. Yani bisiklet de öyle bir iletişim hani üst düzeyde. Evet arkadaşlar. Konuştukça konuşuyor adam yani. Evet. Yorulduk ya yani. Öbür kameranın gibi. Şarjı bitti. Kamerayı değiştirdim. Onun için görüntü biraz değişti. Evet, bu arada bugün Fatih abi de inanılmaz adam yani. Eyvallah. Çok keyifliydi bugün. Sürüş yaptık, güzel şeyler yaptık. Daha çok o yaptı. Oralara tırmandı, buralara tırmandı. Durmuyor adam. Evet. Aynen, asla durmayanların en önde gideni evet, vallahi. Evet ya, değil mi? Aynen. En iyi temsil olarak yanındayız yani. Ve yakında tişörtlerim çıkıyor. Ray Kelleci diye, evet. Oo, süper. Tanıtırız onları. Bunu tanıtacağız, evet, tamam, kesinlikle. Süper. Hadi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Siz daha evde yatmayın, bisiklete binin. Hadi bakalım. Hadi. Yarın görüşürüz. Hadi hoşça kal.